Efendim herkese merhabalar kanalımızda daha önceden hiç görmediğiniz tarzda bir içerikle karşınızdayız bu arada arka tarafta bir yağmur sesi açık biraz böyle bir ruh dinlendirsin sakinleştirici etkisi olsun diye açtım ee, yani ses gelirse yanlış anlaşılma olmasın ne oluyor kardeşim burada falan yıkılıyor mu ortalık bilmiyorum ses geliyor mu da gelirse diye söyledim şimdi e, ben futbol maçlarıyla alakalı zaten biz Discord grubumuzda vesaire işte orada burada konuşuyoruz. Ee, dedim ki sonradan ya bunu niye ben videolaştırmıyorum orada anlattıklarımı veya maçta gördüklerimi geleyim. Böyle videolar yapayım. Belki böyle bir seri olur. Belki ileride bakarsınız bunlar vlog'a bile döner. Yani bunun nereye gideceği belli olmaz. <laughs> o yüzden şimdilik böyle bir Maç değerlendirmesi Hatta derseniz ki rakip takım taraftarları bizim maçlara da baksan şöyle bir yorumlasan güzel anlatıyorsun güzel düşünüyorsun. Beğenirseniz yani beğenmezseniz de zaten yapacak bir şey yok onu yapmayız devam etmeyiz yani bu videolara ben işte öyle bir bir tane video hazırlayayım dedim Bu maç çünkü benim çok üzüldüğüm bir maç oldu çünkü maçın sonucuyla oynanan futbol birbirini tutmuyor bence bunun nedenlerini biraz bu maçta konuşalım. Şey, bu videoda konuşalım istiyorum görüntüler eşliğinde. Şimdi ben maçın full versiyonunu tabii ki internette bulamıyorum. Bulabilseydim o zaman daha fazla görüntüyü sunabilecektim. Buradaki anlatımı daha da detaylandırabilmek için. Mesela Gustavo'ya yapılan çok ciddi bir haksızlık olmasına rağmen bunu fazla üzerinde durmadan geçmeye çalışacağım. Çünkü maç içinde birçok kişinin yanıldığı gözünden kaçan detaylar var. İşte Gustavo el freni oyunun temposunu düşürüyor vesaire diye ama bir maç sonra Gustavo ilaha dönüşebiliyor vesaire. E, halbuki Gustavo aynı Gustavo, aynı disiplin, aynı bilinç, aynı strateji, aynı oyun kafasıyla oynamaya devam ediyor ama orada bazı sorunlar var. İşte sorunların sebebi de aslında bu bizim oyun planımızdan kaynaklanıyor ve rakibin oyun planından kaynaklanıyor. Mesela bu maçta iliklerimize kadar hissettik. Bu görüntüyü özellikle koydum. Bu bir hatanın devamı zaten. Şey, hatanın başlangıcı ve devamında da gol oluyor zaten. Bunu neden özellikle aldım? Aslında bundan daha güzel bir görüntümüz vardı maç içinde. Ben onu keşke kendim fotoğrafını çekseydim. Şimdi görüntüyü çünkü full maçtan ancak alabilirsin. Bu, bu Olympiakos'la Fenerbahçe'nin oynadığı maçın maça genel özeti. Genelde maç bu şekilde gerçekleşti. Savunma oyuncuları oyuna top sokmaya çalışıyor. Bizim Fenerbahçe'nin hücum planı böyle. Ben bu hücum planını pek kabullenemiyorum. Beğenmiyorum, desteklemiyorum, hep eleştiriyorum. Zaten FIFA videosunda da söylemiştim. Başka videolarda da söylüyorum. Hücum planımızın yetersiz olmasından dolayı böyle kapanan takımlara karşı gol atamıyoruz. Ve adamlar kontratakta Başakşehir'in yaptığı gibi bizi çok rahat yenebiliyorlar. Nitekim Olympiakos başlangıçta bize önde pres yapmaya başladı. Sonrasında bizim takımın savunmaları öne çıkmaya başlayınca orta sahalar hücuma geçmeye başladı. Forvetler ileri gitmeye başladı derken Adamlar geriye yaslanmaya başladı. Şuraya 4-5 tane savunma dizdiler. Duruma göre 4, duruma göre 5 savunma dizdiler. Keza buraya 4 orta saha veya 5 orta saha dizmeye başladılar. Ama bizim Fenerbahçe'nin bu sezonki hücum planında sürekli gördüğümüz bütün hücum oyuncularının rakip savunma oyuncularına yakın oynaması, geriden savunma oyuncularının uzun toplar atması, arada boşluklar yaratma çalışması veya kanattan zorlamalar deneyerek bir sonuca gitme çabası ama bunun sonunda şu kalabalık defans orta saha hattı bir türlü yaralamıyor. Zaten yarılmaması da çok doğal. Çünkü bu oyun planıyla e, gol atmak gerçekten zor. Bireysel yetenekleri biraz ön plana çıkarmak gerekiyor. Bu tür e, oyun planlarında belki ileride çok güçlü bir forvetiniz olursa benim şahsi görüşüm. Tabii siz farklı düşünebilirsiniz güçlü bir forvetiniz olursa mesela Beşiktaş'taki Bas Şua'yı bu açıdan örnek verilebilir. Güçlü bir forvet. Bitiriciliği de var. Yani kaçırıyor. Tam ritmini tutturamadı ama yani bizde o tarz bir forvet olsa belki burada çok ciddi bir fark yaratabilir. Çünkü savunma oyuncularıyla boğuşacak. Biz adam adam oynuyoruz neredeyse rakip hücum hattında baktığında. Yani savunma oyuncularını kendi hücum oyuncularımıza marketmeye çalışıyoruz gibi bir sistem var. Ve bu sistemin daha iyi çalışabilmesi için benim görüşüm burada güçlü bir forvet olması. O da yok elimizde. E, günün sonunda da pozisyon üretilmiyor bir türlü. Aslına bakılırsa benim düşüncem burada bizim yapmamız gereken daha çok şu alanı kullanarak ki bak burada aslında öyle bir alan var. Şu alanı kullanarak 2-3 pas yaparak işte kalabalıklaşarak mesela Valencia şu noktaya gelse Pelkaz Keza buralara gelse e, Gustavo ile oynasa, yalancı koşu yapsa, duvar paslarıyla şurada hızlı bir şekilde top çevirse. Kanatlar zaten hücuma çıkıyor. Yani Birçok oyun varyasyonu denedik buradan bir açık bulunarak belki pozisyon üretebiliriz. Ama biz ısrarla ne yapıyoruz? Va şeyi, Zalai'yi öne doğru getiriyoruz. Zalai ya kanada oynuyor ya da uzun top oynuyor. Ki burada işte Zalai önündeki Gustavo ile Verkaç'a girmek, Rossi'yi kaçırmak veya Rossi Verkaç'a girip Gustavo'ya kaçırmak hiçbir bir planı uygulamıyor. Bu her maç böyle. Yani Gustavo'nun kendi inisiyatifinde veya Zalai'nin değil bu oyun planı olarak belirlenmiş. O yüzden oyuncular her seferinde aynı şeyi deniyor ve aynı sefer denendiğinde de problem çıkıyor. İşte burada Olympiakos oyuncular topu Zalay'dan kapıyor. Çünkü zalayı ileri çıkıp adam geçip uzun oynayacak veya kanada oynayacak. Bir deneme yapıyor. Ya buraya oynayacak ya buraya oynayacak derdi bu ama bunu yapamıyor. Topu kaybediyor ve devamında da biz Gol yiyoruz. İşte bu oyun planı bize her seferinde böyle goller yediriyor. Keza Başakşehir maçında da benzer tablolar oluşmuştu. Burada tabi aslında bahsetmek istediğim şey, bu az önceki pozisyonun devamı. Bizim bu maçta yediğimiz gollerin temel sebebi aslında mental problem, defanstaki özellikle. Bunun örneklerini bu resimlerde çok fazla göreceğiz birazdan. Bir sürü resim aldım ben, özetlerden. Yediğimiz goller, verdiğimiz pozisyonlarla ilgili. Zaten çoğu gollerle alakalı olacak ama. Ee, mental açıdan çok ciddi bir problemimiz var savunmada ve bunun sebebi neden olabilir? Yorgunluk olabilir. Çünkü dikkatimi çekti özellikle Gustavo, Zalai ve de bu problem var. Bu üç oyuncu her maçta 90 dakika oynamaya çalışıyor. Ee, rotasyona gidilmedi, dinlendirilmedi. Novak mesela bir tık bu maçta dengeli oynadı. Tabii ki e, bir tisserant etkisi gösteremedi ama yine de e, bu üç oyuncuya göre maçta daha en azından sırıtmadı diyebiliriz. Burada işte mental problemden kastım doydu. Örneğin Zalai ve Minjae burada tabi başlangıcı ve devamı da aslında bu görüntünün çok önemli ama şimdi teliftir bilmem nedir bir sürü iş çıkmasın başımıza diye sadece böyle görselden devam edeceğim. Minjae burada aslında doğru olanı yapmaya çalışıyor başlangıçta ama sonra bir nasıl diyelim zamanlamasını ayarlamadığı için arka tarafında bir anda boşluk bırakıyor kademe anlayışı sırasında. Burada defans oyuncuları genelde yapmaya çalıştığı şey arkadaki oyuncunun tabii ki top almasını engellemek, pozisyonun başı için. Biraz daha şöyle aldığınızda pozisyonu daha iyi yorumlayabiliriz. Yani şu oyuncu burada Minjay buradayken derdi ilk başta Minjay'ın e, orayı neden almadım burası çünkü sonuç kısmı. Minjay'ın buradaki derdi Arkadaki oyuncuya top aldırmamak, bu oyuncuyu rahat hareket ettirmemek. Araya top oynarsa bile kaleci çıkıp müdahale etsin derdi olur. Ama sonradan Minca'ya bir anda öne atlamaya başlıyor ve çok ileriye gittiği için, rakip oyuncu da biraz durduğu için arka tarafında yine boşluk oluşuyor. Ve e, sonrasında oyuncunun pas vereceğini anlayınca önüne doğru gitmeye çalışsa da kapatamıyor. Offside, de bozamıyor. offside da bozamıyor. Offside'ı da halledemiyor yani. Ve e, araya oynanan top sonunda oyuncu kaleci karşı karşıya kalıp, golü atıyor. İşte bu yaşanan problem, buradaki yaşanan problem işte Zalai'nin kapatmaya gidememesi veya bu oyuncuyu rahatsız edememesi, yetişememesi, Minjai'nin öne atlaması, arkaya bakamaması gibi ee, Novan Novan çok fazla yapabileceği bir şey var mı? Bu çünkü kontratak. O kenarda geniş alanda oynuyorken bir anda geliyor burayı kapatmaya çalışıyor. Keza Gustavo da zaten orta sahada işte arkadan gelecek oyuncuları kapatmak için görev yapıyor. O yüzden buraya çok fazla bir şey söylüyoruz ama asıl problem burada zaten bunu çok fazla göreceğiz birazdan yani 2-3 oyuncunun bir arada olması savunmada ve bunun devamında da gol yenmesi pozisyon verilmesi bu tamamen oyun içindeki aksiyona odaklanamamaktan ve mental açıdan problemden olduğunu düşünüyorum şahsi görüşüm dediğim gibi burada Fenerbahçe'nin kaçırdığı çok önemli bir pozisyon var yine mental açıdan işte bu da hücum attığımızdaki problem aslına bakılırsa bunu geçen maçta Hatay Spor maçında Rossi de gördük. Berisha'ya bomboş pozisyon bırakabilecekken pası atmıyor. Kendi deniyor ve pozisyon çöpe dönüşüyor. Onun dışındaki maçlarda da benzer durumları Rossi'ye yaptılar. Rossi'ye paslar vermediler. Rossi bomboş pozisyonda gol atabilecekken pozisyonu üretilemedi vesaire. Geldiğimiz noktada Valencia çok güzel bir şekilde rakip oyuncudan kurtuluyor. Burada bakın bir sürü pas opsiyonu var. Rakip takım adam adama savunma yapmaya çalışmıyor, bölgeyi savunuyor. Bu Fenerbahçe'nin taktiği de Aynı defansı zaten birazdan çok benzer görüntüler göreceğiz. Bir tane oyuncuyu, üç tane oyuncu tutmaya çalışırken Valencia burada Rossi oynayıp bomboş kaleye belki de gol attırabilecekken veya sert bir pas atıp ki bu pası atabileceğini düşünüyorum. Yani zayı, o kadar kötü bir tekniğe sahip değil. Burada Mert Hakan oynayabilir ki Mert Hakan oynamasını istemem. Boş ver hiç oynamasın. Buraya Rossi oynasa çok net bir pozisyon. Şurada Rossi alacak. Çekecek kenara bırakacak plastiği ki Rossi'nin böyle çok golü var Amerika'da. Kendisinin üzerinde biraz heyecan var. Ee, yeni bir ülkeye geldi adapte olmaya çalışıyor. Çok çalışıyor çok mücadele ediyor. Çok pozisyona giriyor. Atamıyor atamayabilir çok doğal. En azından pozisyona giriyor çalışıyor. E yarın öbür gün bunları tamamladığında zaten bu çocuk yürüyecek gidecek. Ve zaten belki de Fenerbahçe'de kalmayacak. Tutamayacağız elimizde. Maçta yapmaya çalıştığı şeyler çok olumlu. Ama işte... Burada Valencia gidiyor. En olmayacak şeyi yapıyor. Kaleye vuruyor. Hiç sağına soluna bile bakmıyor. Yani oyuncular ne yaptı ne etti. Sadece kafası topta ve düşüncesi kalede. Halbuki kafayı kaldırsa şurada. Rossi bomboş. Üzücü bir pozisyon. Bu da işte savunmadaki bir problem. Aslına bakılırsa çok düzgün bir pozisyon alınmış gibi görünüyor ama bu düzgün pozisyon alınma esnasında bazı soru işaretleri var. Şimdi Novak arkasındaki oyuncuyu tutmaya çalışıyor. Gustavo'nun orta sahadaki görevi zaten buradaki topları toplamak aslında bakınız. O yüzden hep bu tarafta bekliyor. Mijae burada arkaya atılabilecek topu kesme derdinde biraz öne çıkıyor. Ama öne çıkması sebebiyle birazdan bir hataya dönüşecek bu göstereceğim zaten. Umarım hatalı girmemişizdir numaralarını bu oyuncu boşa kaçmış olacak. Mert Hakan mesela. Şimdi Mert Hakan burada ne yapmaya çalışıyor? Gustavo arkadaki topu toplamaya çalışıyor. Mert Hakan buradaki topu toplamaya kalkıyor desem şuralarda bir yerde dönecek topu. Rakip oyuncu burada. Bir diğer rakip oyuncu burada. Mincaya burada. Belki şuraya yakın oynasa buradaki topu almama ihtimali olacak. Evet ama o zaman da ben Mert Hakan şeyi Ferdi Kadıoğlu'nu görüyorum burada. Şimdi Zalai'yi Oyuncuyu savunmaya çalışıyor. Ferdi buradaki oyuncuyu tutabilir rahatlıkla. Peki Mert Hakan ne yapıyor? Mert Hakan burada yürüyor. Ve e, Mincay zaten yine mental açıdan bakın aynı bu e, zamanlama hatasını yapıyor. Önceki pozisyonda söylemiştim ya e, Minjay'ın problemi oldu diye. Burada da aynısı oluyor. Bakın gidiyor Allah diyor bir an geri dönmem lazım diyor. O kalecilerde de ters köşe yatma olayı var ya bir anda geriye ama tutamıyor topu aynı pozisyon oluyor. Bir anda geri dönmeye kalkıyor. Çünkü çok fazla ileri gidiyor ve o zaman bu oyuncu iyice boş durumda kalıyor. Bu rakip oyuncuların yaptığı en akıllı şey Olympiakos oyuncuları gördüğüm kadarıyla bakarak oynadılar. Bakarak. İşte Valencia'nın yapmadığını burada bu oyuncu yaptı. Bakarak oynadı. Bu oyuncuya pas atabileceğini gördü. Pasını da çok güzel bir şekilde oynadı. Mert Hakan bakın hala yürüyor burada. Gustavo biraz daha öne gelmiş. Artık neredeyse bu oyuncuyu kapatacak seviyede ama aslında Minjaya ona yakındı. İşte Minjaya ileride kalınca Gustavo arkada top toplayacağını düşünerek hareket ettiği için bu oyuncu boşta kaldı bir anda. Tabi bu istediği kadar buraya gelsin. Bu istediği kadar kapatsın. Adam net bir vuruş yapıyor. Kaleci Altay güzel çıkartıyor ama biraz da şansı yaver gitti diyebiliriz. Çünkü köşeye çok net bir gol olabilirdi sert bir topta. Bu da böyle kaçan bir pozisyon. Burada da işte savunmadaki bir problemi görmüş olduk. Devamı da bu zaten. Bakın Minca'yı kapatmaya çalışıyor. Gustavo yanına gelmiş. Mert Hakan hala seyrediyor. Bakın Mert Hakan yani şurada Gustavo ile Mert Hakan'ın oyuncuya yakınlığı yani Gustavo biraz daha yakın gibi ama çok rahat kapatabileceğini düşünüyorum. O tabi yürümeyi tercih ediyor. Sonunda da pozisyon oluyor zaten. Bakın son durum bu yani geldiğimiz noktada. Onun dışında tabi maç için aslında daha fazla değerlendirmemiz gereken seçenekler var. Bu ne abi? Valencia nereye diye almışım bunu. Bunu yanlış mı almışım acaba? Ha bu tamam. Bu da işte Valencia işte az önce söylediğim oyuncuların haricinde Valencia'nın da neden e, mental açıdan maça hazır olmadığı ya da uygun olmadığı. Mesela Berisha ile başlasaydı belki daha iyi sonuç elde edebilirdik. Çünkü biz maçın genelde hakim olduk. Bitiricilik problemimiz oldu. Bir de Berisha Geçen maçta Hatay maçında çok iyi ver kaçlar yaptı. Geriye gelip işte benim aslında Fenerbahçe forvetinden istediğim şu anki sistemde en çok istediğim şey geriye gelsin. Pas trafiğine girsin, hücuma geçsin. Berişya bunu mükemmel yaptı Hatayspor Spor maçında. Hatayspor'un Spor'un açık oynaması da tabii buna avantaj sağlamış olabilir. O da bir gerçek. Olympiakos biraz daha farklı ama Bence Valencia'dansa Berisha bu tip maçlarda daha etkili olur diye düşünüyorum. Nitekim zaten Valencia beyin olarak da bu maçta çok kendini veremediği için şu pozisyonda kafayı kaleye vurması gereken kafasının arkasına mı yanına mı biraz daha arkasına bir yere çarpıyor galiba. Ve top out'a gidiyor. Çok komik bir pozisyon bu. Kendi bile şaşırıyor <laughs> topun nereye gittiğini. Bu işte çok hazır olmadığını gösterdi bana mental açıdan kendisinin. Şimdi burada kaçan bir pozisyonu görüyoruz. E, Olympiakos oyuncuları tabi bakarak oynamaları yönünden ölsek de burada Kamara aslında çok büyük bir hata yapıyor. Çok rahat bir pozisyon üretebilecekken bakın burada Henry Onye bomboş pozisyondayken kendisi şutu deniyor. Kaçırıyor. Altay çıkartıyor. Ama burada yine savunmada büyük bir anlaşmazlık olduğunu söyleyebiliriz. Zalai'yi Minjae iki oyuncuya yoğunlaşıyor. Arkasındaki oyuncu bomboş. Novak offside'ı bozma derdinde değil. Ya yani offside şey yapma derdinde değil. biraz daha mesela öne çıksa, şu adamı offside'a e düşürse ve burayı kapatmayı denese belki pozisyonu engelleyecek. Zaten burada pozisyon olmuyor. Yani kaleciye direkt şut geliyor ama burada oyuncu bakarak oynasa, şu aşağı oynamayı denese bomboş pozisyon. Bu adam zaten offside'de kalacak Novak şurada olsa. Ee, tabii Minca'ya şimdi ilerler işte bu adam buraya geçer bu offside'ı bozar buna çıkartılır diye de belki düşünüyor olabilir Ama yine yani bunu savunamıyorsun abi günün sonunda Keşke Novak şuraya gelse en azından bu adam offside'de kalır sen de şunu garanti savunursun Bir dahaki maçta mesela bu problem olabilir Sonra bunu konuşuruz yani şuradan gelen adam içeriye pas oynuyor Onyekuru gibi bir adam Geliyor bomboş pozisyonda gol atıyor bunun yaşanmaması için işte bunlara çok dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Bu maçta gerçekten savunmamız yani şu üçlü oyuncu sanki ilk kez oynuyormuş gibi sahadaydı. Yani iki oyuncu da dahil bu arada. Zala ile kimin de dahil. Yani bu sezon duvar ördüler dediğimiz oyuncular. Bu maçta çok büyük problemler yaşadı. İşte onun görseli şimdi geliyor. Bakın bu ikinci golün başlangıcı. Tabii bu aslında küçük resim. Birazdan büyük resmi göreceğiz. Bu pozisyonun neden problemli olduğunu. Şimdi Novak evet oyuncuyla işte çalım yer yetişmeye çalışır, kesmeye çalışır. Tamam. Minja'e o arkada işte şuraya ön tarafa top çıkartılır. Kaleci müdahale edemez, öbürleri de müdahale edemez. İşte kes, işte kayarak vurma vesaire olmasın. Boş kaleye gol atılmasın diye kalecinin yanında bekliyor ki yani şuradan bir rahat pozisyon üretilmesin diye. Eyvallah. Gustavo çok öne geliyor. Yani Gustavo e, elbette haksız eleştiriler olsa da bu maçta o da işte yorgunluk var adamda belli ki buraya kadar geliyor mesela buraya neden geliyor derde herhalde şurayı kapatmak ama e, arka tarafın halini görünce neden hatalı olduğunu aslında hemen geçelim. Bakın arka tarafın halde bu. Yani Gustavo normalde işte arkadaki topları toplama görevi varken Hadi bu pozisyonda şuraya kadar gelmesi lazım. Yani gidip de ta buraya kadar girmemesi lazım. Şurada dursa Gustavo pozisyon olmayacak. Ama ne yapıyor? Ta en öne kadar gidiyor. Pozisyon işte o düşünüyor ki top buraya gelecek onu keserim. Tacı, şey Korner'e atarım diye. Ama adam akıllı oyuncu topu dışarı çıkarmaya karar veriyor. Zaten dışarıdaki adamlar bomboş. Mert Hakan keza bakın Gustavo'nun yanında oynayan bir oyuncu. Gustavo ile bir hareket eden bir oyuncu olmasına rağmen. Mert Hakan teoride buradaki topları toplaması gerekmesine rağmen şu anki pozisyonda aslında onun da buralarda bir yerde olması lazım. Yani Gustavo buradaysa atıyorum o burada bir yerde olması lazım. Arkasında hemen yanında bitişinde. Ama o da tabii ki arkalarda bir yerde bekliyor. Bir ara top döner de takımı hücuma çıkartırım. Zaten pasları da isabetsiz neye düşünüyorsa bunu. Ama bu adamlar iki tane adam bakın burada bomboş. Bir tane burada var bir tane de burada bomboş adam var. Yani şu tam bir rezalet. Şuradaki iki oyuncunun ceza sahası şey, penaltı noktasında iki tane oyuncunun, rakip oyuncunun bomboş durumda kalması tam bir savunma hatası mental açıdan yine. Çünkü takım yani alan savunması yapmaya çalışıyor sözde. Adam adama savunma yapmıyor ama böyle bir alan savunması da yok ya. Üç tane adam çok rahat gol atabilecek durumda. Resimler sırayla gelebilsin diye numaralandırdım ama onlarda da biraz problem oldu tabii ki yani işte 113 falan algılıyor ya, ondan dolayı problem oldu bir nokta koymak gerekiyor 11 3. gol muhabbeti neyse gereksiz bilgi şimdi burada yine savunma hatamızı göreceğiz ee, tamamen yani inanılır gibi değil bakın ceza sahasında bir tane oyuncuları var rakibin ceza sahası dışında Gustavo rakibinin önünü kapatıyor pası verebilir, veremez. O ayrı konu. Ya burada sert bir müdahale yapıp işte sarı kart görmek, tehlikeli bir yerden frikik. Bu riskler var. Adam yapması gerekeni yapıyor. Oyuncunun önünü kapatıyor. Şut açısını kapatıyor. Ha pas çıkar mı? Çıkar ama bu adam neden yalnız? Bomboş. Buradaki adam olabilir. Pozisyon çok fazla tehlike yaratmaz diye. Hadi Gustavo suçlu ama. Peki buraya ne diyeceğiz abi? Bu kadar oyuncu. Mesela şu adam ne yapıyor burada? Yani hiç, şu adamı mı savunmaya çalışıyor peki? Yani bunu savunmasına gerek yok offside'da zaten. Ve Fenerbahçe'nin oyun anlayışında rakibe biraz kanatlarda oynama özgürlüğü veriyor normalde. Kanatlarda oynasın ben göbeği savunayım diyor normalde. Ve bunda da çok başarılı oluyor. Ama bu maçta biz nedense böyle gövdeyi bir tane oyuncu olmasına rağmen bomboş bırakıyoruz. Bakın iki tane oyuncu keza yan yana birbirini savunuyor. Hadi bu Rossi tamam alırım hücuma çıkarım derdinde. Bu pelkas galiba o da aynı şekilde. Bu oyuncuyu ne yapacağız? Şimdi Olympiakos oyuncu tabi bakarak oynuyor yine. Önündeki oyuncuya oynuyor. Bu akıllı oyuncu ne yapacak? Şimdi Minjae Nova savunuyor. <laughs> bu oyuncuyu savunmuyor. Hal böyle olunca bu oyuncu tabii ki de kontrol ettiği gibi aşağı gitmeyecek. Yukarı geçmeye çalışacak. O zaman da Zalay önünü kapatmaya çalışıyor ama. Bakın Zalay önünü kapatmaya çalışıyor ama. Adam e, çok rahat bir pozisyonda burada kaleye vurması tabii kaleye vurup gol atması e, teknik bir oyuncu bitiriciliği yüksek bir oyuncu bunu başarabilir e, ama oyuncu akıllı davranıyor burada ben diyor hiç vurmakla uğraşmayayım Binca'ya zaten üstüme gelecek Zalai'de dandun topu almaya gelecek ya adam çok güzel bir fake atıyor bu oyuncu burada yine rakip oyuncuyu savunmaya çalışıyor <laughs> derdi nedir bilmiyorum halbuki bunun e, tabloyu görüp çok önceden koşması lazım. Keza bunun da bir hadi şunu biraz bırak be kardeşim şurayı bir kapatın yani bir tane oyuncu karşılığında bizim dört tane oyuncumuz var bölgede. Şu oyuncu da kafasına göre gidiyor Gustavo bunu tutmuyor mesela. gidiyor i̇şte ya mental olarak hiçbir hazır değildi ve iş işten geçiyor kısmı da burası. Zalai çalımı yiyor. Bu oyuncu koştura koştura geliyor kapatmaya. Ama adam şutu çekiyor. Dönen top. Gole neden oluyor Evet burada da tabi Komik olsun diye işte Şunu yaptım yani bunu da <laughs> Bizimkiler Savunma anlamında burada bir kalp Yapmaya çalışmışlar anladığım kadarıyla Şimdi Bu top dönüyor gol oluyor zaten Bakın kaç tane oyuncu Bir alanı savunmaya Çalışıyor rakibin sadece iki oyuncusu var Arka taraf bomboş Ve bir oyuncuyu tutamadılar bu adam şut da çekti kaleci kurtardı Devamında da bu adam bomboş. Adamlar yani 2-3 tane adamla gelip gol atıyor. Biz 7-8 kişiyle hücum yapıyoruz. Pozisyon üretemiyoruz. Adamlar 2-3 kişiyle gol atabiliyor. Tamamen savunmanın hatalarından. Efendim bu son görüntüydü. Böyle bir esprili olsun diye. <laughs> Kalpli malpli bir şeyler yaptık. Yani burada bu maçtaki problem aslında sadece Gustavo veya sadece Zalai, sadece öbürü bu değil. Savunma çok yorgundu kafa olarak birçok oyuncu hazır değildi ve günün sonunda kaybettik. Rakip çok motive gelmiş, çok hazır gelmiş ve bulduğu fırsatları işte ne diyoruz 5 kere geldiler üçünü attılar diye doğru çünkü kafa olarak hazırlar. Keza Başakşehir nasıl oynadı? Başakşehir bize karşı çok mu oynadı? O da geldi geldi attı. Aynı yani biz zaten genelde böyleyiz işte yükleniyoruz yükleniyoruz hücumda üretkenlik yok kapanan takıma karşı Sonunda da adam kontradan buldu buldu. Bulamadı berabere bitiyor Sivas maçı gibi. Yoksa yeniliyorsun. Antalya maçında atamasan o da berabereydi. Yani zor bela gol attık. Orada Zayt'ın uzaktan bir vuruşu var. O kilidi açtı. Olmasa mesela biz şut da denemiyoruz genelde pozisyonlarda. Denemese mesela o maçta belki öyle gidecek. 0-0 bitecekti. Yani bizim temel problemimiz bence Gustavo'su vesaire değil. Gustavo el freni falan değil. Asıl problem mental problemlerde. Oyuncular düşünmeden oynuyor. Mesela Mert Hakan bunu çok yapıyor. Yanında oyuncu var, pas atamıyor. Gidiyor 30 metre ileri uzun top atacağım diye uğraşıyor. Top hep rakibe gidiyor. Yanındaki oyuncuya pas atamıyor zaman zaman. Sadece koşmakla iyi oyuncu olunmaz. Ben böyle düşünüyorum. Şahsi görüşlerim bunlar. Siz beğenmeyebilirsiniz. Mert Hakan'ı geçen sene ben en çok destekleyen kişilerden biriydim Fenerbahçelilerden olarak. Çünkü Fenerbahçe'de ruhsuz bir takım vardı. Kimse koşmuyordu, kimse mücadele etmiyordu. Bu adam kötü de oynasa, yani bir şey yapamasa da koşup mücadele edip top kazanıp bir şeyler deniyordu yani. Ama bu sene öyle bir kadro yok artık. Herkes koşuyor, herkes mücadele ediyor. Mesut bile en çok koşan ikinci oyuncu olmuş. Fenerbahçe'de hatay maçında düşünün yani. E hal böyleyken artık Mert Hakan'ın farklılık yaratması lazım. İşte topu aldım orta sahadan Gustavo'dan beklediniz. Aslında Gustavo'dan beklememeniz gereken işi yapması lazım. Topu alıp Dikin oynaması lazım. Hızlı çıkması lazım. Ha Bunu kendi zaten yetenek olarak da yapamıyor diye görüyorum ben. Bir de hocanın böyle bir isteği yok gibi görünüyor. Hoca daha çok arkadan savunmanın oyun kurmasını istiyor. Ama günün sonunda kapalı savunmaya karşı biz bu mantıkla hiçbir şey üretemiyoruz. Umarım en kısa zamanda bu sorunu çözer ki çözeceğini de inanıyoruz ama ısrarla aynı sistemi aynı yani taktiğe ben bir şey demiyorum sadece hücum planını diyorum aynı şekilde devam ettirmek bizi çok puanlar kaybettiriyor çok maçlar kaybettiriyor umarım şu hücumdaki oyun planımızda bir değişikliğe gideriz. Bir de oyuncular gerekli rotasyonu, gerekli mental çalışmaları yaparlar. Özellikle bu 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 arada bu maçta olan bir hata değil. Bu kapanan savunmalara karşı oynadığımız o panik savunması, kontraya karşı panik savunmasında bunları hep yaşıyoruz aslında benzer tabloyu. Bunları işte aslında izleyip izleyip gidersek takım olarak belki de çok daha farklı e, sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Ben Fenerbahçe'nin oynadığı futboldan genel olarak memnun kaldım. Rakibi ısırıyor, pres yapıyor, bir şeyler var sahada bir taktik ama problem hücumdaki e, kısır döngü alıyor, uzun top, dönüyor olmuyor, geri dönüyoruz. Orta kafa golü bıraktık. Bu harika. 100 tane denersin. 5-6 tane olur. Ya, sevinirsin, evet ama 5-6 tanedir. Verimsizliktir. Yani günümüzün en önemli problemlerinden biri üzerine kafa yorulan özelliklerinden biri verimdir. Yani orta kafa golün verimi çok düşük. Bu riski alamazsın ki dönen topları var bilmem nesi. Ondan vazgeçmemiz güzel ama e, hücumda şu uzun top sevdasını bırakıp umarım e, daha böyle akıcı işte verkaçlar, tempolu oyunlar. Ben adam ölsün demiyorum ya yani şurada şu mesafede hızlı koşacak abi. İki pas yapacak koşacak bu. Ben alsın yürüsün yardırsın demiyorum kanattan oyuncuya. Yorulsun tempolu oyun. Tempolu oyuncu deyince insanların aklına bu geliyor. alacak orta sanır o gidecek. Öyle değil. Pas yapacak. Akıllı koşacak. Pas pas pasla geçecek adamları. Sonra gerekirse pasif dinlenme aktif dinlenme yapsın. Ama yani şu adamlar oyunda bir katkıya sağlasın. Şu adamlar. Bunlar böyle izliyor maçı abi. Zalay'ı uzun oynayacağım diye düşünüyor. Buraya oynayacağım, buraya oynayacağım diye. Bu adamlar böyle bekliyor bütün maç. Halbuki şuraya gelse şu noktaya kalecinin arkası. Bak burası bomboş. Rakip oyuncudan en azından bir stoperi getirebilir buraya. Getirmese kendi boşta kalacak. Veya bu adam onu kapatmaya çalışacak. Bak burası açılacak bir şekilde. Sen geldin buraya bunu getirdin. Getirmezsen bile ver kaça girebilirsin. Araya kaçarsın. Savunmanın dengesi bozulur. Ki bunu Valencia iyi yapabilir aslında. Ama ısrarla yani yan top. Burada Zalai geriye döner mesela şuraya oynar. Bunu kimse görmez mesela. Bütün maç bu yaşanır. Sağ beke dönülür. Sol sağ stopere dönülür. Sol stopere dönülür. Bunu kimse görmez ama Gustavo şurada bir iki topla oynar. Pas yapmaya çalışır. Böyle onun bir ee, kamyon gibi böyle bir gidişi var ya. Tintintin tin tin gidişi. O biraz insanları rahatsız ediyor ama aslında adam orada etrafına bakıyor, oyunu okuyor. Nasıl basit oynarım? Futbol basit oynamak gereken bir oyun diye düşünüyorum. O yüzden adam akıllı oynamak istiyor aslında. Garanti oynamak istiyor ve pozisyon etmek istiyor ama işte etrafındaki oyuncular ya geleyim şurada pas alayım, ver kaça gireyim, Gustavo kaçsın. Bir şeyler deneyelim olmadığı için adam bekliyor mecburen nereye oynayayım diye garanti. Ve günün sonunda da pozisyon üretilmiyor veya top kaptırılabiliyor. Olabilir insanlık hali. Bak Zalai'yi kaptırdı. Ne yaptık şimdi? Zalai'yi öldürelim mi yani? Hiçbir şey demedik mesela taraftarlar. Ama Gustavo top kaybetti. Gol yedik. E, bitti. Ölsün Gustavo. Ama iki maç sonra Gustavo neydi? E, Pablo Escobar. Değil mi? O fotoğraflar falan. Reisler bilmem neler. Bu hoş bir davranış değil. Tam iki yüzlülük oluyor bence. Gustavo bu maç olama ya yani olmamıştır doğrudur ama o kadar gömülecek bir performans değil eleştirilecek bir sürü performans var maç içinde diyorum şahsi yorumlarım bu şekilde umarım böyle güzel bir video olmuştur muhabbet arasında böyle farklı maçları da değerlendirebiliriz ilerleyen zamanlarda yani böyle farklı bir içerik bilmiyorum diğer takımları da ben maçlarını izliyorum zaman zaman Galatasaray maçını izlemedim gerçi ama Onlardan da yani böyle muhabbet havasında olsun diye fikirlerimi anlatayım diye. Hani video isterseniz onu yapabiliriz. Böyle ordinaryus profesör e, futbol uzmanı anlamında değil de böyle işte fikir paylaşma. Kendi düşüncem yanlışsam zaten sizler de kendi fikirlerinizi belirtin diyorum. Hoşçakalın uzattım.